Merhaba arkadaşlar, ben Hab Bocak. Doküman yönetim sistemi ilçe işlemleri ilgili de derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde UYAP editör ile şablon oluşturma, yani bir üst yazı şablonu oluşturacağız arkadaşlar. Ben hemen kelime işlemci programımı açıyorum. Yazışma şablonu diyorum ve kelime işlemci programımı açıyorum. Hemen hiçbir işlem yapmadan, tabi burada şey sıkıntım var. Bir önceki dersin artıkları kalmış arkadaşlar. İş akışını tekrar başlatayım. Boş gelsin. İmzaladığım için geldi arkadaşlar. Ve bakın hiçbir işlem yapmadan geliyorum. Şuradan bir tane boşluğa basayım ki kaydet butonu aktif hale gelsin. Ve buradan UDF'yi seçiyorum. Ve şuradan şablonumu, daha önce oluşturduğum şablonumu olur da anlatmıştım, ona bakabilirsiniz. Diyelim ki bir merkezi sistem sınavlarında görev almak isteyenleri isteyeceğiz arkadaşlar. MSS diyorum. Bakın şablonlarım gittikçe yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Ve ben bunu kaydet butonuyla geliyorum. UDF'yi seçiyorum. Buradan da geri diyorum. Merkezi sistem sınavlarını seçiyorum. MSS başvuru diyorum. Başvuru listesi. Kaydet diyorum. Kaydediyorum ve bunu kapatıyorum arkadaşlar. Hemen UYAP editörü kapattıktan sonra şablonumu açıyorum ve başvuru listesi olan şablonuma geliyorum. Hemen buradan arkadaşlar, bir önceki dersimizde oluşturduğumuz, şuradan DYS'de bir olur oluşturmuştum. Ondan sonra bunun hemen şuradan alt bilgisini alıyorum. Bu şablon oluşturduktan sonra bir daha bu şekilde alma, kopyalama, yapıştırma yapmayacağım arkadaşlar. Hep ondan çoğaltma yapacağım. Zamanla bu klasörlerin içerisi dolacak arkadaşlar. Tamam dedik. Bakın altyazı tamamdır. Burayı hiçbir şekilde boş göndermeyin arkadaşlar. Şablon dolu olsun. MSS'de görev almak isteyen personel diyelim arkadaşlar. Çünkü personel diyorum, özellikle okullarda, sınav yapılan okullarda memur vesaireler de hizmetli, onlar da görev aldığı için onları da ekliyoruz. Nokta nokta müdürlüğüne. Burada aynı anda birden fazla okula göndereceğiz. Şöyle bir işlem yapalım. İki yana yasla diyelim. Biraz boşluk bırakalım, paragraf. Tapla geçmesi lazım. Kelime işlemcimiz o kadar profesyonel olmadığı için tapla geçmiyor. Hemen geliyoruz. 2014-2015 eğitim öğretim yılında merkezi sistem sınavlarında görev almak isteyen personel ile ilgili form ekte gönderilmiştir. Okulunuzda şöyle yapalım. Kurumunuzda görev almak isteyen personele gerekli duyuruların yapılarak ekli listedeki formun, atıyorum ne diyelim, şuradan tarihimize bakalım, bugün ayın 25'i, 15 gün süre verelim, 10 11 2014 tarihine kadar Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesine gönderilmesi
gerekmektedir. Diyoruz. Buraya da şunu unutmuşuz, onu da ekleyelim. Buraya geldik. Atıyorum, ne yazalım buraya? A B B B. Milli Eğitim Müdürü. Şöyle yapacağız. Mecburen. Tapta sıkıntımız var. Biraz da ayarlarıyla oynadık. Milli Eğitim Müdürü. Biraz şunu aşağıya alalım. Tabi bunlar ufak tefek arızalar arkadaşlar. Zamanla onları da düzeltirler arkadaşlar. Gönderdik. Şimdi geliyoruz buraya. Ek diyoruz. Form örneği bir sayfa, sayfa geliyoruz, dağıtım. Tüm okullarımıza diyelim ya. İlk ve orta derece, yani ilk ve orta dereceli tüm okullar diyebiliriz. Tüm okullar diyelim. Siz kendinize göre onu ayarlarsınız. Bakın şablonumuz hazır. Hemen DYS'yi açıyoruz. DYS'miz sağ olsun bizi sistemden atmış. Biz hemen DYS'ye tekrar girelim. Şuradan şöyle yapalım. Bir daha girelim. Hemen iş akışını oluşturalım. Bakın arkadaşlar, hemen bunu kaydediyorum ve kapatıyorum. Bu da şablonumuz. Bakın dışarıda yazımı yazdım. Kelime işlemciyi açıyorum. Kelime işlemciyi açtıktan sonra diyorum ki buradan aç. MSS başvuru. Buradan artık kendim daha önceki şablonlarımdan hangisine bakıyorum? Bilgi işleme bakıyorum. Neye bakıyorum? MSS'ye bakıyorum. Ve buradan açıyorum. Her şeyi bitirmiş, hazırlamışım. İmzala diyorum. İmzalama işlemini yapıyorum. İmzalama işlemimizi de gerçekleştirelim. İmzalandı. Şuradan desimal dosya kodumuzu veriyoruz. 480'di yanlış, yanlış. Evet, 480. Merkezi sistem sınavlarının genel yazışması yapıyoruz. Merkezi sistem sınavlarının yazışma desimal kodu da verdikten sonra aşağılara dağıtım listesini dolduruyoruz. Okullar seçeceğimiz için dış kurumu seçiyoruz. Tamam diyoruz. İlgili yeri seç demedik tabi. Bunları da ayarlamamız lazım. Diğer kişi kurumu seçiyoruz. Buradan şu 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 okullar deyip ayarlamalarını yapıyoruz. Ondan sonra evrakı kaydedip gönder diyoruz. Bu şekliyle de basit bir üst yazı şablonunu oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar.